Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Maltepe Oto Club Genel Müdürlük binasının içerisindeyiz. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Oto Club, Turgut abimizin bize sağlamış olduğu imkanlarla bugün burada bu çekimi gerçekleştireceğiz. Arkamızda böyle safkan bir Japon var. Bunun sahibiyle böyle güzel bir söyleşi yapacağız. Aklınızdaki soruları biz sorma gayretinde olacağız. Şimdi yanımızda safkan bir Japon duruyor. Rengi vesaire duruşuyla bambaşka. Neden Japon'u tercih ettik? Özel bir sebebi var mı abi? Neden Japon? Bu zamana kadar çok fazla araç kullandım. İtalyanından Alman'ına birçok araba kullandım. Ama Japon'un hissiyatı, manuel hissi benim çok hoşuma gidiyor. Kompakt bir araç, her şey elimin altında ve gitmesini de durmasını da çok iyi bilen bir makine. Bu sebeple Japon tercih ettim. Peki, Japon tercihi okey. Evet. Hepimiz biliyoruz, ayrı bir yere koyuyoruz. Neden 350Z? Özel bir sebebi var mı? Neden 350Z? Şöyle bir sebebi var. Bu zamanında Tokyo Drift, hatta öncesinde Underground 2'den beri evet. Bizim jenerasyonun, yani bizim hep böyle aklımızda olan bir makine. Herkesin hayalindeki olan bir araç. O zamanlar hatta hatırlıyorum böyle bilgisayar masa üstünde falan böyle 350Z fotoğrafları, turuncu hiç unutmam. O zamandan beri aklımdaydı. Aslında bu yola çıkarken işte ben bir 350Z alayım diye değil de bir atmosferik, hacimli, beni tatmin edecek bir araç almaya çıktım. Bir arkadaşımın vasıtasıyla buna ulaştım. Aslında kafamda önce kupe vardı. Ama daha sonra kabriyonun hem benim günlük hayatımda, yani aldığım araçların hiçbirine alayım, yatırayım, değerlensin kafasıyla değil de alayım, keyfini alayım, bineyim. Keyfini süreyim, aynen öyle. O hazzı yaşayayım dedim. Aynen öyle. Şimdi underground dedin ya abi, orada 350Z kabriyo değildi. Aynen, kupeydi. Şimdi bu araç kabriyo bir araç. Farklı duruyor. Neden kabriyo? Özellikle kabriyo tercih etmenin sebebi var mı? Bunu alırken bir sürü aslında seçenek vardı. O zaman işte 2006-2007 model bir sürü araba vardı. Bu 2009 model ve hem model yılı hem kondisyonu çok çok başarılı. Bir kere araç alırken ben her zaman ithal bir araç olmamasına özen gösteriyorum. Bu da bayi çıkışlı bir araç. Bu sebeple de yani bu denk geldi diyebilirim ve aldığıma da çok memnunum. Kabriyo araçlarda herkesin kafasında işte şöyle sorular var. Havandan su alıyor mu? Evet. Çok ses yapıyor mu? Kesin. Ama ben şimdiye kadar hiçbir dezavantajını görmedim. Bir kez sadece tentemi kestiler, bıçakladılar. Onu kaskodan... Kasıtlı dışarıdan yapılan... Aynen öyle, park halindeyken bıçak darbesiyle sonra tentenin yurt dışından... O zaman şey diyebiliriz değil mi? Yani kabriyo tercih edecek olan varsa kafasında soru işareti oluşmasın. Gönül rahatlığıyla tercih edebilir. Kesinlikle. Yani daha önce işte bu tarzda kullanan işte S2000 olsun. Ne bileyim kabriyo diğer araçlarda, BMW'lerde falan... Dışarıdan çok fazla ses, uğultu alıyor. Ama daha önce bu araçları kullananlar benim arabama bindiği zaman yani kabriyo ile alakası yok. Üstü açıkken bile aerodinamiği o kadar başarılı ki hiçbir şekilde içeri su almıyor. Kabriyo dedik, önerdik. Gönül rahatlığıyla alabilirler. Kesinlikle. Herhangi bir sorun yaşamadık. Türkiye'de kaç tane 350Z var? Bilgin var mı abi? Tahmini olarak kupe kabriyo karışık herhalde bir 20 tane var. Maksimum 20 tane vardır. Maksimum 20 tane 350Z var aynen, Türkiye'de. Aynen. Peki kabriyo olarak kaç tane var? Benim gördüğüm 5. Hani belki garajlarda orada burada böyle hiç gün yüzüne çıkmamış. Belki böyle 1000 kilometrede falan. Belki bir iki tane daha vardır. Çok nadir, hiç çok zannetmiyorum düşük ama, bir ihtimal. Aynen. Yani bu arabanın garajda yatması da haksızlık olur zaten. Böyle bir makine garajda yatıyorsa evet. Çıkan arabaları merak ederim yani. Peki. Aracı ne zaman aldın abi? 2020 Temmuz'da aldım. 2020. Aynen. Özel bir soru soracağım. 2020 Temmuz'da bu aracı kaç paraya aldın? Bu aracı 450 bin TL'ye aldım. 67 bin dolar yapıyordu. 450 bin TL. 2020. Peki şu anda piyasası ne kadar? Abi şu anda piyasalar enteresan. Herkes bir şey istiyor. Hani satılır satılmaz rakamları garip. 2,5-3 milyondan bahsediyorlar. Şu anda ben elini tutup bu arabayı almak istedim abi. Ne kadara verirsin? Ben bu aracı alırken de 280'e, 300'e, 330'a çok güzel arabalar vardı aslında. Ama aracın 2009 model oluşu, facelift oluşu, hani kaputundan farına kadar hepsinin fabrikasyon olarak Türkiye bayi girişli oluşu beni cezbetmişti. Yani şu anda o araçlar 2,5-3 yazıyorken tahminim benim 3 milyona herhalde ben de veririm diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Anlaşabiliriz. Aynen öyle. Tamam. Peki. Bunu da bunu tamam o zaman bunu bir düşünelim. Peki, şimdi abi araba dışarıdan muazzam, muntazam. Kaputun altında
Bizi neler bekliyor? Ne var? Kaputun altında kaç beygir bu araç? Bu araç 308 beygir. VQ35HR motor kodu. Hı hı. 2009 öncesindeki araçlar DE motor koduyla geliyordu. Hı hı. Onlar 280 beygir. Şu anda TR'de fabrikasyon olarak 308 beygir olan tek araç bu. Peki şimdi 308 yetiyor mu yoksa yüklemeyi vesaire düşünüyor musun? Aslında bir ara düşündüm. Hem alev heyecanı yaratayım, böyle bir yaka yaka gidelim diye düşündüm. Ama yani bence stok hali çok yeterli. Hani bu makinenin gerçekten çok çok hızlı olmasına gerek yok. Keyifli bir şekilde yanlaya yanlaya gezebileceğim bir araba. Hani bunun 308 değil 408 olması ile 308 olması arasında gerçekten beni tatmin edecek fazladan bir şey yok. 308 de bu arada zaten yeterince iddialı. Aynen yani öyle. Burada mütevazı olunmaya hiç gerek yok. Gayet ciğerli bir makine duruyordu. Öyle değil mi Sercan? Estağfurullah. Şimdi aracın kaputunun altında herhangi bir şey yapmayı düşünmüyorsun. Yok. Aracın dışında herhangi bir değişiklik yaptın mı yoksa bu haliyle mi aldın bu arabayı? Aracın dışında ne değişiklik yaptım? Farların camlarını değiştirdim. Kozmetik olarak çok kötü durumdaydı. Evet. Fiber tampon ekleri var. Yan marşpiyel ve arka tampon ekleri var. Bunları ilerleyen zamanlarda belki Nismo ile değiştirebilirim diye düşünüyorum. Belki bir Nismo kanat takabilirim. Şu anda projenin arasında. Araçta GTR R35 egzoz sistemi var. Onun haricinde de ekstra başka bir şey yok. Yani bir de ön konsolda iPad ve Pioneer Tape ses sistemi uygulamam var. Onun haricinde araçta ekstra fazladan bir şey yok. Jantlarda da... Jantlar evet. Orijinal jantları yoktu zaten. ESR jantlar vardı ben aldığımda üstünde. Bir spin sonucu bir tanesini kaybettiğimiz için Advan'a döndük. Aman diyeyim, aman. Valla biz mutluyuz, seviyoruz bu hayatı. Yani dediğim gibi daha önce hani alalım yatsın, yanına gidip kahve içelim kafasıyla değil de alalım, binelim, hakkını verelim. Zamanı gelince zaten hepsi satılıyor. Şimdi çok farklı bir tasarım, bambaşka, aykırı bir tercih. Yani 350Z'nin kabriyosu. Çevreden de eminim ki farklı tepkiler alıyorsun abi. Yani nasıl tepkiler alıyorsun, insanlar nasıl tepkiler veriyor? Abi çok enteresan şeylerle karşılaşıyorum. Hani böyle daha çok minibüs, taksilerden takas teklifleri geliyor, arabaları değişelim mi diyenler. İşte ne bileyim, herkeste bir şey var, bizi bir tedavi et kral diye bağıranlar mı dersin? Egzozdan dolayı olabilir. Egzozdan dolayı. İşte abi anla bas 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 bas. Kafasını çıkarıp sallayanlar. Onlar da şey işte Need for Speed 2'deki o Underground ya bu, 2'deki. Bunu yapanlar daha çok böyle küçük tayfa şu anda. Yani böyle ya biz de görüyorduk. Hani böyle elit arabalar gördüğümüz zaman biz de selam veriyorduk, geçiyorduk. Belki fotoğrafını çekiyorduk ama şu anda böyle insanlar arasında bir şey var. Nasıl söyleyeyim, hani böyle bir sınır yok. Aha. Hani geliyor baba bizi tedavi etsene, hani bana böyle fırça atarcasına. Ya şöyle der buradan tüm 350Z S2000 kullanıcıları adına söyleyeyim. Hani böyle bizim kimseyi tedavi etme gibi bir yükümlülüğümüz yok birincisi. Hani ne kadar yakıyor diye çok fazla soran var. Benim aracım şu an 20.8, 21.2 civarında yakıyor. Basmadığın, hani, yok, normal ben hep basıyorum. Ha basarak. Aynen, ben yani araba her zaman devirli kullanırım. Hani sıkarsam belki 15'e düşürürüm ama niye sıkayım ki abi? Hani ben bu arabayı keyif almak için biniyorum. Herkesin kafasındaki o soru işaretini en azından buradan gidermiş olalım. Peki, şimdi ciğer böyle değişik bir sesi var. Egzozdan da zaten bahsetmiştim ama çok kritik bir soru. Trafik ekipleriyle sorun yaşıyoruz. Güzel konu. Abi trafik ekipleriyle sorun yaşıyoruz. Yani şu anda herkes yaşıyor zannediyorum. Hani böyle E5'te giderken sol şeritten bütün trafiği durdurup beni alıp bağladıkları oldu. Yani bunu hak ettiğim zamanlar oluyor. Evet belki drift, belki egzoz. Bunlar hepsi geçerli sebepler. Hani kanunda yeri olan şeyler. Ama bana gelip de ya senin paran var sana koymaz ki. Ya işte 5000 lira sana mı koyacak, 10.000 lira sana... Yani biz bunu keyif için yapıyoruz. Bizim bunda bir emeğimiz var, zamanımız var. Hani artık böyle bir süre sonra o emekten soğutuyorlar. Artık o zevkten, ya arabayla çıkayım mı? Ya şimdi polisle kim uğraşacak diye çıkmak istemiyorum. Yani hakkını yemiyorum. Buradan çok sevdiğim polis arkadaşlarım da var. Hepsine de selam söylüyorum. Ama hani böyle bizi böyle zengin züppesi görüp... Ya sende para var oğlum ödersin ya demeleri açıkçası benim ağrıma gidiyor. Hani ipini koparan air'la basmış yerle bir plakası yok. Kara duman her yerde gezip trafiği tehlikeye sokanların yanında 350Z gördüğü zaman böyle bütün trafiği durdurup dur ben şunu bir alayım diye bizi çevirmeleri açıkçası benim zoruma gidiyor. Trafik ekipleriyle de sorun yaşıyoruz. Aynen öyle yani bağlandım mı evet bağlandım ama haksız olduğumda çok sebep oldu. Yani bana sende egzoz var dedi o zaman egzozum yoktu. Stok abi diyorum. Sen o zaman diye makas atmışsındır.
Yani bu kafayla zaten ilerleyemiyoruz biz. Yani trafik ekipleriyle de sorun yaşıyorsun diye anlıyoruz. Şimdi bu araç böyle yanıyor renginden dolayı. Bunu da böyle muhafaza etmek lazım, saklamak lazım. Otoklap sponsorluğunda Turgut abimiz bize mekanın kapılarını açtığını söyledi. Biz de üzerimize düşeni yapalım. Japon sevdalısı olarak bu aracın böyle bu renkte parlamaya devam etmesi için Otoklap'ın da bir hediyesi olacak. Onu da seninle paylaşmış olacağız. Çok teşekkür ederim. O zaman yeni bir konsept başlatıyoruz. Tamam. Artık bunun sonrasındaki videolarımızda olacak. İlk sensin. Heyecanlı. Şimdi iki tane sorumuz olacak. Bu sorulara cevap verip vermemek senin inisiyatifinde olacak. Birinci sorumuz keskin viraj adını verdiğimiz bir konseptin içerisinde toplanıyor. Süper. Diğeri de stabilize yol. Bu iki sorumuza yanıt vermeyi istiyor musun, istemiyor musun? Soruyu duymadan mı buna karar veriyorum? Evet, kesinlikle. Keskin viraj ve stabilize yol. Kabul ediyorum, cevap veriyorum. Tamam. O zaman sorularımızı sormak için Otoklap köşemize gidiyoruz. Şimdi yeni konseptimizde bu iki soruya soruları duymadan cevap vereceğini söyledin. O yüzden Otoklap köşemize geldik. Birinci soru keskin viraj. Hayatımızda arabayla ilgili olabilir ya da herhangi bir şey olabilir. Bir dönüm noktamız oldu mu? Hayatımdaki dönüm noktam Cüzelize'yi aldığım gün diyebilirim. Çünkü bununla beraber daha önce düzenlediğiniz organizasyonlarda da yollarda hani böyle bu ben zaten müdavimliği severim. Diğer Honda, Toyota bu Japon araçlarının sahipleriyle alelade yerlerde karşılaşıp sohbet içip sonra çok güzel arkadaşlıklar kurduğum oldu. Bu yüzden de önce Japon Otomobilcileri Derneği'ne de teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu benim dönüm noktamdır. Yani bu aileye, güzel aileye katılmak benim için güzel. Estağfurullah, çok teşekkür ederiz. Güzel yanıt için. Bu arada çalışılmış bir soru değil. Sorumları aynen şu anda ilk kez soruyoruz. Konsept yeni çünkü. Şimdi ikinci sorumuzda demiştik ki stabilize yol. Karşılaştığın ve aşamayacağını düşündüğüm bir an oldu mu? Bir an bile olsa karşılaştım ben bununla ve ben bunu aşamayacağım diye düşündüğün, karamsarlığa düştüğün bir an oldu mu? Oluyor. Herkesin başına geliyor böyle şeyler. Yıllar önce o zamanlar benim herhalde ilk aracım Doblo. Doblo'ya biniyordum. Herkesi görüyorum. Evet bir şeyler var ama çalışmam lazım. İşler kötü gidiyor. Yani orada iki seçenek vardı. Böyle ya pes edecektim, orada bırakacaktım ya da devam edecektim, hayalime gidecektim. Dışarıdan bakanlar evet, baba parası, böyle düşünenler çok fazla var ama ben bu da olsun, işim de olsun, tamamen kendi emeğim. Buradan herkese hayallerinin peşinde koşmasını, şu anla bundan 10 sene sonrasının çok farklı olabileceğini söylemek istiyorum. Pes etmeyelim. Kesinlikle pes etmeyelim. Çünkü herkes kolay yoldan para kazandığını her zaman düşünecek. Buradaki iç rahatlığı olduktan sonra geri kalanı bir şekilde oturuyor. Pes etmiyoruz, yılmıyoruz ve çalışmaya gayret ediyoruz. Birinci bölümümüzde demiştik ki aracın parlaklığını korumak için bize bu videonun sponsorluğunda destek olan Otoklap'a ve Turgut abimize tekrardan teşekkür ederiz. Şimdi aracın bu görünümünü koruması için Otoklap'ın hediyeleri olacak demiştik. Genel bir müzik seti var. Onlardan sadece ürünlerden bir tanesini. Bugün bu saate kadar bizleri burada bekleyen Ufuk abimiz. Abi senin de senin için mahsur yoksa buraya alalım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Otoklap'a ve Turgut abiye teşekkür ederiz bu güzel armağan için. Biz teşekkür ederiz. O zaman bizi izlemeye devam edin. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.